İyi günler dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. Özellikle Irak'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkemiz Türkiye'nin İran sınırında operasyon düzenlediği ki tam olarak ülkemize 200 kilometre mesafeden bahsediyoruz. Bunun gibi ilginç haberler var. Hiç uzatmadan başlayalım. Türk siyalarımızın nokta atışıyla imha ettiği PKK'lı terörist Raid aracının vurulduğu noktayı görmektesiniz. Süleymaniye bağlı Penven bölgesinde, kısacası İran sınırında ülkemiz tarafından operasyon düzenleniyor. Burada MİT'e ait siyaların Süleymaniye bölgesinde PKK'lı teröristleri taşıyan aracı imha ettiği duyuruldu. Öncelikle ilk belirlemelere göre 3 teröristin öldürüldüğü ifade edilirken daha sonrasında Irak medyası bu sayıyı 4 olarak paylaşıyor. Irak medyasına bakacağız ama öncelikle şunu söyleyelim. Irak'ın Süleymaniye kentinin doğusunda Penjbin ilçesinde teröristlere ait bir araç İran'a geçmek üzereyken Türk insansız hava araçlarımız tarafından vurulmuş durumda. Türkiye sınırına 200 km uzaklıkta en az 3 PKK'lı terörist, Irak basınına göre ise 4 terörist vuruldu. Yine dün yayınladığımız haberde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait siyaların Gara kampında bulunan, yani terör örgütü PKK'nın en büyük kamplarından birisinde Gara kampında bulunan Beyer Dağı'ndaki mevzilerini imha ettiği haberi de servis edilmişti. Muhtemelen Milli Savunma Bakanlığı tarafından özellikle uçaktan çekilmiş görüntüler de önümüzdeki günlerde paylaşılır veya SİHA görüntüleri. Burada bu haberler Irak medyasına yansımış, İran medyasına da yansımış. Öncelikle Irak medyasına gidiyoruz. Yine bu arada şunu da söyleyelim. Irak'ta ABD İHA'sının düştüğü haberini de aktaracağız. Türk hava saldırılarından bahsediliyor. Haberlere tek tek bakalım. Süleymaniye'ye insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve 4 ölü şeklinde haber paylaşılmış. Süleymaniye bölgesinin genel yönetim başkanı Ebu Bekir konuşuyor. Kendisi dün cumartesi günü bu operasyonun yapıldığını ve 4 kişinin, daha doğrusu 4 teröristin geberdiğini açıkça söyleyememiş durumda hayatını kaybetti açıklamasını yapıyor. Dikkat ederseniz burada dostlar bunların PKK'lı olduğu Irak medyasında ifade edilmiş. Ebu Bekir konuşurken daha sonrasında bölgede sözde hayali bölgenin başkanı Mesrur Barzani de teröristlere taziyesini iletmiş durumda ve bu tür saldırıların son bulmasını umduğu bir telefon görüşmesini yapmış durumda. Yani Barzani ülkemizin PKK'yı vurmasından rahatsız olmuş durumda. Barzani yine valilikte yaptığı açıklamada Ebu Bekir'e saldırıya hızlı tepki vermesi ve bölge halkına gösterdiği ilgi için teşekkür ediyor. Vali de, Irak hükümetinin atadığı vali de kendi endişesini dile getirerek umarım bu saldırılar sona erer ve bölge halkı gibi gibi dostlar acınaklı bir hikaye uydurmuş durumda. İsminin açıklanmasını istemeyen Irak ordusu güvenlik kaynağı da insansız hava aracının PKK'lı teröristleri hedef aldığını ve bir miktar tali zarar meydana geldiğinde doğruluyor. Peşmerge bir kere olsun bizi şaşırsın. Yine bunun dışında dostlar Türk hava saldırıları Irak'ın Ninova kentinde PKK terör örgütü mevzilerini vurmuş durumda. Bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre Irak'ın Ninova kentinde Şeyhan ilçesine bağlı Atroş nahiyesinde bir dizi Türk insansız hava aracı saldırısından bahsediliyor. Saldırının PKK mevzilerini hedef almış olabileceğine dair iddialar yaygın olsa da şu anda hasarların kesin niteliği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Bu haberi bu şekilde aktardık. Yine bir diğer haber, Bağdat Havalimanı'nda askeri üsse insansız hava aracı düşmüş durumda. Bir güvenlik yetkilisi pazar günü insansız hava aracının Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda ABD askeri üssüne düştüğünü ifade ediyor. İnsansız hava aracının eğitim bölümüne düştüğü ifade edilmiş. Drone'un ortak koordinasyon merkezine teslim edildiği ve ABD'nin aslında bunu eğitim için kullandığı ifade ediliyor. İHA'nın Amerika tarafından kullanıldığı ve daha sonrasında neden düştüğü konusunda araştırma yapılacağı ifade edilmiş. İlk başta bunun bir İran drone olup olmadığı konusunda endişeler vardı fakat daha sonrasında durum netlik kazanmış durumda. Bilindiği gibi Irak Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi sık sık Türkiye'nin operasyonlarını kınayan paylaşımlarda bulunuyor. Bunu da hatırlatalım. Bu arada Suriye'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İdlib'de, İdlib'in güney kırsalında El Dana bölgesinde Esad askerleri 14,5 mm ağır otomatik silahlarla vurulmuş durumda. Suriye Milli Ordusu tarafından operasyonlar devam ederken Filistinli askerleri görmektesiniz. İran adına Esad için savaşıyorlar. Şam'ın güneyinde Yarmuk kampında tören düzenleniyor. İran destekli İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Dünya Kudüs Günü dolayısıyla başkent Şam'da
Yarmuk kampında tören düzenlediğini görmektesiniz. Bir Filistin askeri neden İran için ve Esad için savaşır, biz de bunu anlayamıyoruz. Yine bunun dışında Suriye'deki olaylarla ilgili Güney Azerbaycan Türklerinden Elyar Türker şu değerlendirmeyi yapıyor. İran, Türkiye'de muhalefete Suriye'den Türk askerinin çekileceğine söz vermeleri karşılığında destek vereceğini söyledi. İran, PKK, PJAK, YPG, Haçlı Şabi ve bölgedeki diğer terör örgütünün destekçisidir. Türkiye, İran'ın fazla hareket etmesine müsaade etmiyor. Fakat İran bunu zayıflatmak peşinde değerlendirmesini yapıyor. Diğer haber, Sudan'a çatışmalar devam ediyor. Sudan ordusuna ait uçakların hızlı destek kuvvetleri tarafından vurulmaya çalışıldığı yönünde de bölgeden görüntüler paylaşılmış. Özellikle gerilim devam ediyor. Sudan'la ilgili sık sık yeni haberler servis ediyoruz. Bu arada yine önemli bir son dakika gelişmesi paylaşılıyor. Van'ın Erciş ilçesinde Yankıtepe köyü kırsalında birisi mavi kategoride iki teröristin çıkan çatışmalar sonrasında ölü olarak ele geçirildiği ifade ediliyor. Yine Sudan'da Kasala şehrinde hızlı destek kuvvetlerine ait üssün ordu güçleri tarafından ele geçirilerek kontrol altına alındığı duyuruldu. Böylelikle hızlı destek kuvvetleri artık yolun sonuna geliyor da diyebiliriz. Sudan ordusu birçok noktada kontrolü sağlamış durumda. Hızlı destek güçleri teslim olacak mı? Dagalo ülkeden kaçacak mı? Biz de bunu merakla bekliyoruz. Yine Rusya ile Finlandiya arasındaki gerilim devam ediyor. Finlandiya'nın NATO'ya girmesinden sonra Rusya ile sınıra çit yapım çalışmaları başlamış durumda. Finlandiya ülkenin doğusunda bulunan Rusya sınırında Imatra geçiş noktasının her iki tarafında 3 kilometre uzunluğunda çitin inşası için çalışmalara başladığını duyurdu. Çalışmaların devam ettiği sınır noktası Türk Devlet Medyası Anadolu Ajansı tarafından görüntüleniyor. Yine Moğolistan'dan gönderilen 40 otağın an itibariyle Adıyaman'daki Ali Dağı mescidi alanına kurulduğu ifade edilmiş. Moğolistan ve Kırgızistan bilindiği gibi bu alanda ön plana çıkıyor. Dolayısıyla buradan da görüntüler paylaşılmış. Venezuela'dan görüntüler görmektesiniz. Görüntüler Caracas'tan Dünya Kudüs Günü gösterisi yapılıyor. Gösteriye katılan Filistin davasıyla dayanışma platformu koordinatörü Hindu Andari konuştu. İsrail'in soykırımcı sömürge rejimi tarafından Filistin halkına işlenen zulmün kınandığı ifade ediliyor. Diğer haber şu şekilde: Hızlı Destek Komutanlığı Sudan'da Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nı yaktığını iddia ediyor. Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan ordusuyla Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar gece boyunca artarken Hızlı Destek Kuvvetleri Sudan Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı binasını yaktığı görüntüleri paylaşıyor. Bir diğer haber, Erbil'de, Irak'ta yerel para birimi dinarın dolar karşısında yükselişinin süreceği öngörülmüş durumda. Bu şekilde bir analiz yapılmış. Irak'ta Merkez Bankası'nın doların dinar karşısında yükselişi nedeniyle aldığı tedbirler sonrasında dinarın dolar karşısında değer kazandığı ifade ediliyor. Evet dostlar, son haberleri aktarmış olduk. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.